Kur'an'ında ve sahurun güzelliğini yudumlarken yaralıyım dedi. Yaralılardan bir yaralı, gönülden dilhun olan, gönlü yaralı, gönlü kanayanlardan bir gönlü kanayan. Sığınacağı liman, limanı kaybetmiştir. Gideceği yeri yitirmiştir, dalgındır. Derin bir uykudadır. Bir ara gözlerini açar. Doğrudur. Hazreti Nebi ile uzun yıllar yaşamıştır belki ama sonra zor günler yaşamıştır. Şimdi yatağın üzerindedir. İki büklümdür. Ecelin zamanı gelmiştir. Kapıya sığınmış ecel. Kapıyı çalıyor sanki. Kapıyı açacak. Bir ara daralır. Silkinir sanki. Yataktan fırlayacak gibi sanki. İmkan bulsa fırlayacak. Uzaklara, ta uzaklara gidecek. Gözünü açar. Etrafında çocuklarını görür. Daralır ve gözlerinden sicim gibi yaşlar akmaya başlar. Dostları hayret ederler. Harplerin yıkamadığı, iktidarların sarsamadığı bir güçtü. Lakin saadet döneminin son yıllarında siyasete bulaşmıştır. İdareci olmuştur. İyi bir idareci, müthiş bir zeka, keskin bir akıl, özel bir insan. Ama daralıyor işte. Yatağında bir o yana, bir bu yana. Rahat değildir. Yatak sanki çivi batmış gibi, çivinin üzerine yatmış gibidir. Çocuklar hayret ederler. Baba derler, senin nedir bu halin? Ölüm, ölümün acısı der. Sardı beni. Öleceğimi anladım ben. Ecel geldi kapıya, korkum vardır. Korkan bir adam da değildi halbuki. İktidarlar sarsan bir adamdı. Adını söylesem bileceksiniz. Amr bin el-As. Hazreti Peygamber döneminden sonra da bir güç ve iktidar. Valilik yapmış yıllarca. Ama şimdi bu mekana sığmayan vali, şu mesafeler kat eden adam, yatağın üzerinde iki büklüm ayaklarını midesine, karnına doğru hızla çeker. Çocuklarına döner, korkuyorum der. Çocukları dönerler, baba derler. Seni harpler, iktidarlar yıldıramadı. Seni korkutan ne ki? Niye bu kadar endişe? Derin bir korku içindesin. Neyin var ki? Şöyle der. Benim hayatımda üç evrem vardır. Bu evler, evrelerden birincisinde Muhammed Mustafa vardı Mekke'de. Bir de ona düşmanlar vardı, benim gibiler. Resulullah'ın peygamberliğini kabul edemedik. Etmek istemedik. Daraldık ona. Savaştık onunla. Tuzaklar kurduk. İhanetler perdeledik. Muhammed'e engel olmak için elimizden ne gelse yaptık. Sonuna kadar da gittik. Sonra o dönem geçti gitti. Sonra yeni bir dönem geldi. Bir gün ben ve Halid, Hazreti Halid bin Velid'i kastediyor. Ben ve Halid yolda karşılaştık. Halid bana dedi ki, ya Amru eme yekfi, ya Amr daha yetmedi mi? Gel boyun eğelim, Kur'an'a boyun eğelim. Gel Allah'ı kabul edelim, gel Muhammed'e sığınalım dedi. Ben ve Halid onun yanına gittik. Teslim olmaya geldik dedik. Bizi ne kadar hoş karşıladı. Yıllarca bana ve cemaatime tuzak kuran, cemaatime kan kusturanlar sizlerdiniz demedi. Bana Uhud'u kaybettiren sizdiniz demedi. Kapıyı açtı. Ehlen dedi, buyurun hoş geldiniz dedi. Sanki hiçbir şey olmamışçasına. Bizi bağrına bastı. Biz layık olmayanlara kucağına açtı. Muhammed Mustafa bir rahmet, bir af deryasıydı. Bir okyanustu sanki. Mekana sığmayan, okyanusa sığmayan bir okyanustu sanki. Kapıları açıyordu, hadi gelin diyordu. Gidiyorduk.
Artık o minber değildi, biz aşağıdaydık. O mihraptaydı, biz saftaydık. O vardı, bütün kainat duruyordu sanki. Sanki kainatın her tarafından rahmet bir silüet gibi yeryüzüne iniyordu. Gönüllerimizi yıkıyordu, o vardı ya. Bütün kainat vardı. Bütün kainat ayağa kalkmıştı, o vardı ya. Bedir ayrıydı, hilal ayrıydı, yıldızlar sanki her gece Mekke yere iniyordu. Sanki dokunuyorduk. Sanki dokunuyorduk yıldızlara. O vardı ya, her şey toz dumandı artık. Sonra bir gün dediler ki, Resulullah hastadır. Medine'de çember kurduk evinde, evinin civarında. Onu gözlüyorduk. Bir kalksa, yanımıza bir gelse, yanımıza bir yürüse, biz onunla kucaklaşabilsek diye. Sonra bir gün dediler ki, Muhammed vefat etti. Medine sarsıldı. Biz sarsıldık, yıkıldık. Bin kez tarumar olduk belki. Dediler ki Muhammed yok artık. Aleyhisselam. Evlatlarım diyordu Amr. Güzel yıllardı o yıllar. O varken. O varken rahmet vardı. O varken şefkat vardı. O varken sevgi vardı. O varken ihanet yoktu. O varken af vardı. O varken yad eller yoktu, ihanet sunan dudaklar yoktu. Kapanıyordu her şey. O konuşurken lal ve ebkem kesiliyordu. Bütün kainat sanki onu dinliyordu. Bütün bir kainat. Sonra o vefat etti. Sonra bir gün oldu. Ben iktidar içinde oldum. İktidar kavgalarında oldum. Hazreti Ali ve daha sonraki dönemlerde meydana gelen olayları kastediyor. Siyasete bulaştım. İktidar kavgalarında oldum ben. Hazreti Ali'yi tenzih ediyoruz böyle bir şeyden tabii ki. Şimdi bugün yatağımda düşünürken, konuşurken kendi kendime dedim ki Allah'a hamdolsun ki Resulullah'a düşmanken ki birinci dönemimde ölmedim. Ölseydim ne ateş, ne duman, ne odun, ne taşlar beni kurtaramazdı. Yakıt olurdum cehenneme. Ateşe, nirana ben yakıt olurdum. Cehenneme odunumla giderdim. Helak olurdum, helak. Ona iman etmeden gitseydim bütün bir hayatım, bütün bir geleceğim cehennem çukurlarında vaveylalarla geçerdi. Sonra o vardı. Her şey vardı. Her şey güzeldi. Her şey muhteşem ve güzeldi. Dedim ki kendime keşke Amr Resulullah'ın gözünü kapattığı gün sen de Medine'de ölseydin keşke. Medine'de o gömülürken yeşil kubbesinin altına keşke sen de Baki mezarlığına yol alsaydın keşke Amr. Ama gelmedi bir türlü ölüm. Sonra iktidar işte, kavgalar işte, ayak kaydırmalar işte. Şimdi ben korkuyorum. Ya Allah beni üçüncü dönemimle sadece imtihan ederse. Ya Allah beni üçüncü dönemimden sorumlu tutarsa. Ya ben Amr kime sığınırım? Nereye giderim? Bütün korkum budur evlatlar. Nasıl bir muhasebe duygusu? Bunlar peygamber dokunmuş insanlar. Bunlar peygamber okumuş insanlar. Hazreti Peygamber'le oturmuş insanlar, yemek yemiş, şu gördüğünüz mescitte Resulullah'la secde etmiş insanlar. Şu yeşil direklerin arasında Resulullah'la secde etmiş adamlar bunlar. Sonra dönüyor ve diyordu ki, evlatlarım ben öldüğümde sizden isteğim şudur. Beni güzel bir şekilde yıkayınız. Suyumu bol bol dökünüz. Beni temiz yıkayın. Sonra beni en güzel şekilde kefenleyiniz. Ve mezarıma beni hızlı bir şekilde götürün. Mezarıma beni teslim edin. Mezarıma beni koyun, üzerime toprağa atın. Sonra beni mezarıma koyup toprağa attığında orada durun ve gitmeyin. Mezarımın başında durun evlatlarım. Sakın terk etmeyin mezarımı. Sarsıyordu ve sarsılıyordu. Sarsanlar gibi.
O da sarsılmıştı bir gün. Resulullah'ın yüzlerine bakıp da daha yetmedi mi dediği gün sarsılıyorlardı. O söz kaç kişi imana getirmişti biliyor musunuz? Hazreti Ömer'i imana getiren o söz, Hazreti Peygamber'in gözlerini dikip de gözlerine Ömer'in daha yetmedi mi Hattab'ın oğlu? Daha ne zamana kadar? Daha ne zamana kadar dediği gibi. Halide dediği gibi, başkalarına dediği gibi. Daha ne zamana kadar bu küfür üzerine devam edeceksiniz? Daha yetmedi mi? Yetmedi mi daha? Gökten bir şimşek mi insin bekliyorsunuz? Dediği gün gibi. Şimdi ürküyorlardı, irkiliyorlardı. Evlatları diyorlardı ki, mezarın başında niye bekleyelim baba? Ne kadar bekleyelim? Bir hayvanı kesersiniz ya dedi, bir deveyi. Sonra devenin etlerini bölüşürsünüz ya, fakirlere dağıtırsınız ya, evlere varır tek tek ya. İşte o kadar bir süre mezarımın başında ne olur beni terk etmeyin. Sizin orada olduğunuzu bileyim, mezarın içindeyken evlatlarım benim yukarıda bileyim. Soruyorlardı evlatları, neden baba diyorlardı, ihtiyacın mı olacak? Evet diyordu. İşte o an ben mezarıma konulunca melekler gelecek. Sorgu melekleri. Bana soru soracaklar. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin nedir diye soracaklar. İşte o esnada ben bileyim ki siz oradasınız. Siz yukarıdasınız. Sizden bir manevi güç alayım evlatlarım. Beni mezara koyduktan sonra bir müddet orada bekleyin ki bileyim siz oradasınız. Büyüklerin ölüme hazırlanışı büyük olurmuş. Büyüklerin firkatı, vuslatı da büyük olurmuş. Çöküşleri de büyük olurmuş. Ölümleri de büyük olurmuş. Hayatta kalışları da. Öyle bir hesap insanlarıydılar ki Allah'a yakınlardı. Kurbiyetin en üst mertebesindelerdi. Sanki Süreyya'ya çıkıyorlardı. Sanki mekanları aşıyorlardı. Semaya ayrı bir sema katıyorlardı. Selam olsun onlara. Selam göğü yere indirenlere, yeri göğe kaldıranlara. Selam olsun hesap duygusunun içinde doğru hesap yapanlara. Salat ve selam bütün zamanların Sultanı Muhammed Mustafa'ya olsun.